Benim canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün kampımızın 7. günündeyiz. 9. videosundayız arkadaşlar. Ve konumuz bölme, bölünebilme, kazanım bakışları olacak. Önce bölmeyi işleyeceğiz. Daha sonrasında bölünebilmeyi işleyeceğiz. Bölünebilme kurallarını ele alacağız. Bunlardan hemen sonrasında da ÖSYM bakış ve SML bakışta konuya noktayı koyacağız tabiri caizse. Evet, umarım kamp iyi gidiyordur. Sağlığın saatin yerindedir. Bu sıcaklarda ders çalışmak ciddi anlamda çok zor bir meşakkatli bir iş arkadaşlar. Zor bir iş ama üstesinden geleceğini düşünüyorum. Çünkü zorluk çekmeden bir şeyler sahibi olunmuyor gençler. Bu artık hayatın zorunlu değişmez bir kuralı haline de geldi. Özellikle günümüzde bir şeyler yapmadan, zorluk çekmeden, taşın altına elini koymadan bir şeyler sahibi de olunmuyor. Eğer sen de bir üniversite sahibi olmak istiyorsan, ki hani bir bölüm okumak istiyorsan, o halde bu yaz sıcaklarında TYT Matematik'te böyle güzel sorularla, güzel kamplarla devam etmelisin. Yazın böyle herkes gezerken, Instagram'da bir şeyler paylaşırken, gezdiği yerlerin fotoğraflarını, videolarını paylaşırken tabii senin ders çalışman biraz zor, ama hani sen sınavı kazandıktan sonra, üniversiteyi kazandıktan sonra artık o storyleri, o hikayeleri, o fotoğrafları, o videoları sen paylaşırken bir başkaları çalışmak zorunda kalacak olur inşallah. Tamam. Evet gençler, artık hazırsak geçebiliriz dersimize. Öncelikle bölme ve bölünebilme konusunda bölmeye bakacağız. Klasik bölme aslına bakarsanız, yani ilkokuldan beri görüyoruz aslında bu konuyu, ama hani biraz daha detaylı halini sınav müfredatında tabii daha fazla kazanım mevcut bu konuyla alakalı. A, B, C ve K pozitif tam sayılar olmak üzere. Burada A'ya bölünen, B'ye bölen, C'ye bölüm ve K'ya da kalan sayı demek suretiyle ben burada verilen A'yı, yani bölünen sayıyı hesaplayabilirim. Nasıl? Şu şekilde B ile C'yi çarparım, üstüne K'yı eklerim. Birinci kazanımımız bu. İkinci kazanımda daima ve daima kalan bölenden daha küçük olmak zorunda diyoruz. Ve eğer kalana baktın, bölümden de, yani buradaki C'den de daha küçükse, B ile C'yi yer değiştirdiğin takdirde kalan hiçbir şekilde değişmeyecektir. Yani bölme işlemi bozulmayacaktır. Ekstradan eğer biz şuradaki K'yı 0 buluyorsak, o halde şu cümleyi kurma hakkına sahibiz. Demek ki A, B'ye tam bölünüyor veya A, B'nin bir tam katı şeklinde cümle kurabiliriz. İşte bölmenin aslına bakarsanız tüm kazanımı bu. Bundan kaynaklı gençler hata aramadığımız bir konu, hata istemediğimiz bir konu. Eğer bu konularda hataların oluşuyorsa demek ki tam anlamıyla kazanımlar oturmamıştır demektir. Şimdi kazanımları bir güzel oturtalım ki bir daha hata yapma. AB 8, 5 basamaklı. AB'de 2 basamaklı bir doğal sayı. Yukarıdaki bölme işlemine göre X ile K'nın toplamı kaçtır? Yani diyor ki bölümle kalanı bul ve topla diyor bize. Şimdi ben AB 8'i yazdım hocam, tamam mı? Bunu da bir güzel AB 2 basamaklı sayısına böleceğim. A'nın içerisinde AB yok ama AB'nin içerisinde AB bir defa. Çarptım, AB geldi, çıkardım. Buraya dikkat, sıfırı elde ettim. Şimdi buradaki A'yı aşağı indiriyoruz. A yazdık. Pekala, A'nın içinde AB var mı? Yok. Olmadığı için bir sıfır koyuyoruz. Daha sonrasında B'yi aşağı indiriyorum. AB'nin içerisinde AB bir defa. Çarptım, AB çıkardım, sıfır. Şimdi 8'i aşağı indirme zamanı. 8'i aşağı indirdim. 8'in içerisinde 2 basamaklı bir sayı aranabilir mi? Var mıdır? Yok. Yoksa bir sıfır daha koyacağım. Yani burada x'imiz 1010 iken kalanımız 8'miş. İkisinin toplamı sorulmuş bize. Doğru cevap 1018 olacaktı diyebiliriz. Şimdi farklı bir tarzda yapılabilir mi bu soru? Pek tabii yaparız. Bak şöyle diyeceğiz. AB 00, tamam mı? AB 000 hatta. Daha sonrasında bir AB sıfırımız ve bir de 8'imiz var. Şimdi ben bunları topladığım takdirde ne gelir? Sayı basamaklarını gördük ya, basamak kavramını gördük bir önceki soruda. Madem öyle kullanalım. Ne dedik? Matematik zincir. Zincirse madem, konuları birbirine bağlayalım. AB, AB 8'i elde edebilirim değil mi yine ben? Pekala, şimdi şuradaki AB sonunda 3 tane sıfır var. Ne demek bu? 1000 tane AB demek. Şurada bir tane sıfır var. 10 tane AB demek. Yani o zaman ben şunun, AB'nin 1010 katı olduğunu görüyorum. 1010 çarpı AB.
Şuradaki 8 zaten içerisinde AB olmadığı için işte bu kalan olacaktır. Şurası da bölüm olacaktır arkadaşlar. Yani biri C, öteki K olacaktır. Pardon, X, biri X, öteki de K olacaktır. Toplarsak 1010 ile 8'in toplamı yine 1018'i verir bize. Bu tarz trikleri kullanabilirsiniz sınav esnasında, denemeler esnasında. A, B ve C pozitif tam sayılar. Yukarıdaki bölme işlemine göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada en çok kullanacağımız kazanım, iki tane kazanım kullanacağız. Bir A'yı elde etmem gerekiyor. A'yı elde edecek olursam B artı 2 ile 9'un çarpımına 6 eklemektir. C'yi elde edecek olursam da 6 ile B artı 3'ü çarpacağım ve üzerine B ekleyeceğim derim. İkinci kullanacağım kazanımsa şu. Birinci bölme işlemine bakıyorsun. Kalan 6 daima B artı 2'den daha küçük olmak zorunda. Yani bölenden daha küçük olmak zorunda. O halde burada 4 küçüktür B eşitsizliği gelir. Sağ taraftaki bölme işleminde de kalanımız B'ymiş bak. B 6'dan küçük olmak zorunda. Şimdi şu ikisini birleştirecek olursan B sayısının 4'ten daha büyük ama 6'dan da daha küçük olması gerektiğini biliyoruz. O halde B sayısı 5'ten başkası değildir. 4'ten büyük ve 6'dan küçükse. B'yi 5 olarak kabul edeceğiz. Yani o zaman şurası ne yapar? 7 mi yapar? 7 kere 9 63'tür. 6 eklersem A sayısı 69 gelecektir. A'yı 69 buldum. B'yi 5 bulmuştum. Ve bir de şimdi C'yi hesaplama zamanı. B'yi biz 5 bulmuştuk. 5 3 daha 8 yapar. 8 kere 6 48. 48'in üzerine B'yi yani 5'e ekleyeceğim. Böylelikle 53'ü elde etmiş olacağım. Bunları toplayacağız şimdi. Şurası 70, şurası 4 olsa ikisi de yine 74 yapar. 70 ile 53'ün toplamı 123'ü verir. 4 daha bana 127'nin ta kendisini verecektir. Bu sorunun da cevabı gençler. Kazanım bakış 2'den sonra sol sütunda artık herhangi bir kazanımımız kalmadı. Sağ sütuna doğru geçtik. G ve H pozitif doğal sayılar olduğu bize veriliyor. G'yi H'a bölmüş. Bölüm 2H artı 1 çıkmış. Ve kalan da 6'ymış. Yukarıdaki bölme işlemine göre G'nin alabileceği en küçük değer için G artı H toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi G'nin alabileceği en küçük değeri bulabilmek için önce G'yi bir oluşturalım. H'la 2H artı 1'i çarparım. Üzerine 6 eklerim değil mi? Peki ben G'nin minimum değerini arıyorsam H'ın da minimum değerini elde etmem gerekiyor. Burası ne kadar H ne kadar küçük olursa G de o kadar küçük olur çünkü. Demek ki ben H'ın da en küçük değerini bulmam lazım. Burada yine kalan bölenden küçük olur mantalitesiyle hareket edersek 6 H'tan daha küçükse H'ın alabileceği en küçük değer burada 7'dir arkadaşlar. O halde ben 7'yi yerine yazacağım. 7 çarpı 2 kere 7 14 1 ekledim 15 geldi. 7 kere 15'e 6 ekleyeceğim. Ki 7 kere 15 bana 105'i verir. Üzerine 6 eklersem bu da 111 gelir. Yani G'nin minimum değeri 111. Bu durumda H zaten minimum değerini almıştı. H'ı da 7 bulmuştuk. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevabın 118 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Geçtim kazanım bakış 4'e. E'yi 20'ye bölmüş. Bölümle ve kalan L kare olmuş. Yukarıdaki bölme işlemine göre E'nin alabileceği en büyük değer için E eksi L farkı. Şimdi E'nin maksimum değerini arıyorsam ben L'nin de maksimum değerini bulmam gerekiyor. Ki burada yine kalan bölenden küçüktür mantığını kullanacak olursak L kare 20'den daha küçükse L burada bir tam sayı, doğal sayı. Şimdi hangi doğal sayının karesi 20'den küçüktür? En çok 4. Dolayısıyla L maksimum 4 olacaktır. Ve ben E'yi bak buradaki E'yi nasıl oluştururum? 20 ile L'yi çarparım ki L'yi 4 kabul ettim. 20 kere 4 80 geldi. Üzerine L kareyi yani 16'yı ekleyeceğim ve böylelikle E kaç gelecek? 96 gelecek. Ben L'yi de zaten 4 bulmuştum. E'den L'yi çıkar demişti. Doğru cevabımız 92'nin ta kendisi olur sevgili gençler. Kazanım bakış 5'e doğru geçtik. Umarım anlaşılıyordur. Gayet açık ve net anlatmaya gayret gösteriyorum sizlere. Umarım benim de dilime alışmışsınızdır artık. Yeni gelen 2025 tayfa, mezuna bırakan tayfa varsa zaten hani önceden beni dinleyen tayfa varsa zaten benim stilime alışıktır. Ama inşallah sizler de benim stilimi sevmişsinizdir. D'yi G artı 1'e bölüp 4 bulmuş bölümü kalan 2. G'yi H eksi 1'e bölmüş bölüm 2 kalan 1 olmuş. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre D ile 2G'yi toplayıp H'a böl. Bu oran kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle D sayısını ben 4 parantezinde G artı 1
Yani 4 ile g artı 1'i çarparım. Üzerine 2 ekleyerek bulurum. G'yi de gençler 2 ile h eksi 1'i çarparım. Ve üzerine 1 ekleyerek elde ederim. Yani aslına bakarsan burada g sayısı 2h eksi 2 artı 1'den 2h eksi 1'dir. Ve ben artık g'yi elde ettim ya. Bak g neydi? 2h eksi 1. Buradaki g gördüğüm yere de 2h eksi 1'imi yazarsam d eşittir 4 parantezinde. Bak buraya 2h eksi 1 yazılırsa eksi 1 artı 1 birbirini götürür. 4 çarpı 2h artı 2 gelir. Çarptığım takdirde de 4 ile 8h artı 2'yi elde etmiş oluruz. Şimdi d dediğim şey 8h artı 2'ymiş. G 2h eksi 1'de 2 ile çarparsam ne olur? 4h eksi 2 mi olur? Bu ikisini topla demiş. Bu ikisini toplarsam eğer artı 2 ile eksi 2'nin gittiğini görürüz. 8h ile 4h'ın toplamı bana 12h'ı verir. Bunu da h'a böl demiş. H'lar giderse artık doğru cevap karşımda, cevabımız 12'ymiş gençler. Evet, kazanın bakış 5'i de bitirdik. İnşallah böyle düzenli yazıyorsundur. Ben buna çok değer veriyorum. Düzenli yazmaya, düzenli olmaya, kalemi düzgün kullanmaya, sayfayı düzgün kullanmaya, çözüm alanlarını düzgün kullanmaya değer veriyorum. Şimdi sebep hocam vakit kaybı değil mi? Evet, ben de bir yere kadar vakit kaybı olarak düşünüyordum bu düzenli yazma işini. Öğrenciyken de böyle düşünüyordum. Hani vakit kaybı, sonuçta ben süreyle yarışıyorum. Bizim girdiğimiz sınavda 180 soru vardı ve 180 dakikamız vardı. Özellikle matematikte çok zaman kaybı olabiliyordu. Bundan kaynaklı da, bir de geometride falan mesela, bundan kaynaklı ben düzenli yazmayı vakit kaybı olarak gördüğüm için böyle yalap şalap yazardım. Ne zaman ki Allah'tan sınavdan önce fark ettim bunu, ne zaman ki düzenli yazmaya başladım, netlerim artmaya başladı. Ne zaman ki düzenli yazmaya başladım, sınavda bana kalan ekstra süreler oluşmaya başladı. Yani tüm soru tiplerini, bütün soruları görüp, sınavdaki bütün soruları görüp üstüne bir de zamanım kalıyordu gençler. Bundan kaynaklı da düzenli yazmak aslına bakarsak vakit kaybı değil, bizim için vakit kazancıdır. Düzensiz yazdığında, yalap şalap yazdığında mutlaka ya gözden kaçan bir şey oluyor ve netlerin düşüyor, ya da aradığını kolay bulamadığın için çözümün içerisinde kafa karışıklığından kaynaklı sen hissetmesen de zaman kaybına uğruyorsun. O yüzden düzenli yazmak bizim için önemli dedik. Uyarımızı da yaptıktan sonra devam edelim 6. kazanın bakışla. E diyor, pozitif tam sayı ve E artı 3'ü bak nasıl oluşturabilirim ben? X artı 1 ile X artı 4'ü çarpar, üstüne 6 eklerim değil mi? Hadi yazalım şimdi bunu. E sayısı eşittir X artı 1 ile X artı 4'ü çarparım, üzerine 6 eklerim. Şimdi benden istediği şey ne? E'nin alabileceği en küçük değer. Şimdi ben E'nin alabileceği en küçük değeri hesaplamak istiyorsam, şunun en küçük değerini hesaplamak istiyorsam, X'in de en küçük değerini bulmak zorundayım. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki kalan yine bölenden küçük olmalı. Yani 6 küçüktür X artı 1 dersem burada 5 küçüktür X'i yakalamış oluruz. X eğer 5'ten daha büyükse X'in alabileceği minimum değer tabii ki de 6'dır. O halde ben X gördüğüm yere 6 yazacakmışım. Bak burası bana 7'yi verir. Çarpı 6 artı 4 de 10'dur. Artı bir de 6 ekleyeceğim. Ve böylelikle E'nin bana minimum değeri 76 olarak karşıma çıkmış olur. Burası 70, burası 6. Peki neyi sormuştur? Rakamları çarpımını. 7 kere 6 sorulmuş. Doğru cevap da tabii ki 42'nin ta kendisidir gençler. Devam ediyorum. Kazanın bakış 7 ile. Dikkat ediyoruz bu tarz sorulara. İyi dinliyoruz. 5 ABC 1 5 basamaklı. DE de 2 basamaklı doğal sayılar. 5 ABC 1'i 24'e bölmüş. Kalanla 2 basamaklı DE sayısı olmuş. Yukarıdaki bölme işlemine göre DE sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Bu tarz sorular ÖSS ve YGS zamanlarında klişeleşmiş sorular olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi şimdilerde ise artık YKS döneminde sadece ama sadece kazanım soruları olarak ele alınıyor. Öncelikle bu tarz soruları nasıl yapıyoruz? Beni iyi dinliyorsunuz. Bakın 5 ABC 1 sayısı, ne demiştim ben size? Matematik zincir demiştim. Bak 2-3 önce öğrendiğimiz konular, teklik çiftlik. Bu sayı tek sayı mı? Tek sayı. O halde ben 5 ABC 1'i nasıl oluştururum? Eğer ki buraya x dersem
24 ile x'i çarparım. Üzerine de DE 2 basamaklı sayısını eklemiş olurum. Bu taraftaki sayının, sol taraftaki sayının tek olduğunu biliyorum. 24 ile x'i çarparsam çift bir sonuç elde edeceğimi biliyorum. O halde toplamın tek gelebilmesi için buranın da tabii ki tek sayı olması şarttır. Yani DE sayımız tek olacak. Ve unutma, DE 24'ten daha küçük olmalıydı. O halde 24'ten küçük tek sayıları sıralayabilirim. 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11. Devam edelim. 11'den önce 9 var, 7 var, 5 var, 3 var ve 1 var. İşte kalan bunlar olabilir, lakin DE 2 basamaklıydı. Yani buradaki 9, 7, 5 ve 5, 3 ve 1'i elemem lazım. O halde toplamda kaç değer alır diye sorulmuştu. Alınacak değerler 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11 olmak üzere toplam 7 tane farklı değer alabilir DE sayısı sevgili gençler. Şimdi yine bu sorunun bir muadili olan 8. kazanın bakışa bakacağız. Arkadaşlar burada da mantık aynı aslına bakarsak ama acele ederseniz patlayacağınız bir soru. Şimdi ABC 72 sayısını ben yine şuraya x diyecek olursam 56 ile x'i çarpıp üzerine DE'yi ekleyerek bulabilirim. Buranın çift olduğunu görüyorum. Hocam burası da çifttir. O halde DE de çift olmak zorundadır deyip şunları yazabilirsin. DE aynı zamanda 56'dan daha küçüktür mantığıyla DE'nin alabileceği ilk değerin 54, sonra 52, sonra 50 olacağından bahsedebiliriz ama burada bizim unutmamamız gereken bir mevzu daha var. Dikkat ettiysen üstteki soruyla tek farkı şu. Burada sadece birler basamağını belirtmişti, bize vermişti. Buradaysa hem onlar hem de birler basamağını belirtmiş. 72 olduğunu söylemiş. Eğer buraya da farklı bir sayı demiş olsaydı, yani buraya F demiş olsaydı mesela, o halde bu yaptığımız işlemlerin her biri doğru olurdu ama burada son iki basamağı vermesinin bir sebebi var. Unutma, bizim buradaki sayımızın son iki basamağı 72 olduğu için 4'ün katıdır. 4'ün katı. 56 sayısı da 4'ün katıdır. Yani burası 4K, burası da 4'ün bir katı, 4M. O halde kalanın da 4'ün katı olması gerekiyor. Ki dikkat ettiysen 54 gibi, 50 gibi olan sayılar 4'ün katı değildir. O halde DE sayısı 56'dan küçükse 56'dan küçük olan ilk 4'ün katı olan sayı hangisidir? 52'dir. Daha sonrasında 48 vardır, 44 vardır diye tıp 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 götürebiliriz ki 2 basamaklı en küçük 4'ün katı olan sayı kaçtır? 12'dir. Şimdi 52'den 12'ye kadar 4'ün katı olan kaç tane sayı vardır? Bizim sorumuz bu olmalı ki biz bunu da saymayı öğrendik. Ne dedik? 105 kere söyleyeceğim sana. Matematik zincirdir abi. 52'den son terimden ilk terimi çıkardım. Artış miktarına böldüm ve 1 ekledim. Burası 40'tır. 40'ı 4'e böldüm. 10, 1 ekledim. 11 tane sayı var burada. 11 tane sayı varsa 11 tane DE değeri vardır. 2 basamaklı diyebiliriz. 35. sayfamızın sol sütununu böylelikle bitirdik. Geçtik artık kazanın bakış 9'a. Diyor ki bana 85 DE 4 basamaklı, DE de 2 basamaklı doğal sayıdır. 85 DE 17'ye bölündüğünde kalan 13. Yukarıdaki bölme işlemine göre DE kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben 85 DE'yi, tamam, 85 DE'yi 17'ye bölmüşüm. Kalan ne gelmiş abi? 13 gelmiş. Şimdi ben burada şunu söylerim. Derim ki kalan 13 olmuş. Eğer o fazlalık bu sayının içerisinde olmamış olsaydı bu sayı 17'nin katı olacaktı. Yani ben bu bölme işlemini şu şekilde sanki DE'yi biliyormuşçasına yazarsam, bak 85'in içinde 17 5 defa, 5 kere 17 85 geldi, çıkardım. Tamam mı? Çıkardım. Ve burası 0 geldi. D'yi aşağı indirdim. 0 yazdım. E'yi aşağı indirdim. Artık buralara bir şeyler yazabilirim. Mesela x yazsam, x kere 17'yi buraya yazıp, x çarpı 17'yi buraya yazıp çıkardığım takdirde 13 bulacakmışım. O halde ben artık şu son işlemle ilgilenirim ve derim ki demek ki ben DE sayısına 17'nin bir katını ekledi, DE sayısından 17'nin bir katını çıkarınca 13 kalacakmış. O halde 17 x'i karşıya atarsam DE sayısı 17'nin bir katının 13 fazlası olur diyebilirim. Böylelikle x'i mesela DE'nin içerisinde 17 olmayabilir ve buraya yine 0 yazabilirdim. X'i 0 seçersem DE sayısı 13 gelecektir.
X'i 1 seçersem 17 17 büyüyeceği için artık 30 gelebilir diyeceğim. DE sayısı 47 gelebilir diyeceğim. DE sayısı 64 gelebilir. DE sayısı 17 daha eklersem 81 gelebilir diyeceğim arkadaşlar. Bir 17 daha eklersem DE sayısı 98 gelebilir diyeceğim. E kaç farklı DE vardır o halde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birbirinden farklı DE 2 basamaklı sayısı vardır diyeceğiz sevgili gençler. Tamam. Mantığı unutma. Ne dedim? 13 çıkarmış olsaydım. Yani 13 olmasaydı 17'nin katı olacaktı. Bu buradan da ilerleyebilirsin mesela. 17'nin katlarını yazarsın abi, tamam mı? 13 olmasaydı 17'nin katı ya. E şimdi 13'ün olmadığı durumda DE sayısı mesela direkt burada 13 olarak seçilebilir. Çünkü DE'den 13'ü çıkarınca burası çift sıfır olmuş olsaydı 17'nin katı olacaktı zaten bu sayı. Tamam? Ve 13'ü ilk sayı yerledikten sonra 17 17 ekleyerek devam edebilirsin işlemlere. Kazanın bakış 9. 67 ABC 5 basamaklı, ABC'de 3 basamaklı doğal sayılar olarak verilmiş. 67 ABC'yi ABC 3 basamaklı sayısına bölmüşüz. Burada X gelmiş, burası da kalansız bölünmüş. Güzel. Yukarıdaki bölme işlemine göre X yerine yazılabilecek en küçük 3 basamaklı doğal sayı değeri için A çarpı B çarpı C işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi ben burada X'in en küçük çıkmasını istiyorsam, o halde kafadan şu ilk 3 hane, yani 67 A var ya, o ilk 3 hanenin şuraya tam bölündüğünü düşünmeliyim. Ve ABC'yi de olabildiğince büyük seçmem gerekiyor. Çünkü X'in en küçük değeri lazım bize. Yani buna göre ABC oluşturacağım. E şimdi mantıken o zaman ben şunu yaparım. Şöyle böleceğiz ya. Eğer ki ben burayı 670 seçersem, 670 seçersem, buraya da 670'i yazdığım takdirde bizim ifademiz artık bu 67670 670'e tam bölünecektir. Ve hatta burası da 101 gelecektir bölme işlemini yaptığımız zaman. İşte zaten buradaki x'imiz artık bizim için en küçük değerdir gençler. Ve bizden de 670'in rakamları çarpımı istenmiş aslına bakarsan. 6 çarpı 7 çarpı 0 bana 0 verir. O halde doğru cevap. Bak buraya 42 yazan öğrencim var. Lütfen. Cevap da 0 olur gençler. Kazanın bakış 11 ve yanlış hatırlamıyorsam bu bizim son örneğimiz artık bu videomuzda. Aynen, son kazanın bakışta çözeceğiz ve bir sonraki dersimizde bölünebilme kurallarına devam edeceğiz. Şimdi diyor ki bak, iyi dinle, çok güzel bir soru. Güzel çözersen daha da çok beğenirsin. A7, B8C ve A8, B7C bunlar 5 basamaklı doğal sayılarmış. Ben bu iki sayıyı da 13'e bölüyormuşum. Birinde 13'e bölünce kalan 10 oluyormuş, ötekinde de K oluyormuş. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle az önce iki önceki soruda kullandığımız mantığı burada da açıklamak gerekirse, eğer bu 10 bu sayının içerisinde fazladan olmamış olsaydı 13'ün tam katı olacaktı. Ki ben o zaman A7 B8 C'den 10'u çıkaracak olursam A7 B7 C gelir. İşte bu sayı 13'ün tam katı. 13'ün tam katı. Tamam mı? E şimdi bizden istenen şu sayının 13'e bölümü. Şimdi bu sayı da buna benziyor aslına bakarsan. Yani nasıl benziyor? A8 B7C. Ya bak, bu aynı, bu aynı, bu aynı, bu aynı. Bir tek bu farklı. Peki alttaki sayı üstteki sayıdan kaç fazladır? 1 fazla. E o halde ben basamak değeri olarak kaç fazladır diye sorarsam 1000 fazla. Şimdi ben A7 B7 C sayısına 1000 ekleyince bu A8 B7 C'yi vermiyor muymuş bana? Veriyor. E burası zaten 13'ün katı. 13'ün katı dedim. Şimdi 1000'in 13 ile bölümünden kalanına bakacaksınız. Hemen 1000'i gittiniz 13'e böldünüz abi, tamam mı? 100'ün içerisinde 7 defadır 91 gelir. Çıkardım 9 geldi. Daha sonrasında bir tane 0 indirdim. 90'ın içerisinde 13. 6 defadır 6 kere 13 78'dir. Çıkardım, kalan 12 geldi. Tamam. Şimdi kalan 12. Bak burasının kalanı 0. Kalan, şöyle kalan yazalım. Kalan burada 0'dı. Burada kalan kaç hocam? Burada kalan 12. Şimdi ben diyorum ki şu sayı da 13'e bölümünden kalan kalanların toplamına eşittir. Tamam, bunu asla unutma. Büyük sayılarla işlem yapmak yerine veya bilinmeyen sayılarla işlem yapmak yerine bu sayıların kalanlarıyla işlem yapabilirsin. Tabii kalan soruluyorsa. O halde 0 ile 12'nin toplamından bu sayının 13'e bölümünden kalan 12'dir diyebilirim. Böyle de şık bir çözümü var sorumuz.
Evet gençler, artık 35. sayfamızda bitirdiğimize göre bir sonraki sayfada bölünebilme kurallarını işleyeceğiz gençler. İşte 2 ile, 3 ile, 4 ile, 5 ile, 8 ile, tamam mı? 10 ile, 11 ile bölme kurallarını göreceğiz. Diğer sayıların bölme kuralları nasıl oluşturulabilir, bunlardan bahsedeceğiz. Ve yine ilerleyen zamanlarda ben size bu bölme bölünebilme kurallarıyla alakalı mesela çeşitli ispat yöntemleri falan göstereceğim. İspatlar göstereceğim. Yine bundan önceki konularla alakalı bazı mesela işte oradaki n çarpı n artı 1 bölü 2'dir, n çarpı n artı 1'dir, n karedir. Bunların tüme varımla ispatlarını falan yapmaya gayret göstereceğiz. İspat derslerimiz olacak ilgilenen arkadaşlarım için. Ki ben bunların sizleri daha çok geliştireceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı o dersleri de takip etmeyi unutmayın. Şimdi efendim, bir sonraki ders bölünebilme kuralları, o derste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.